Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Bugün Rıza da evdeydi. 3'te gidecek işe. Vardiyası değişti. 3 ile 11 arası cumartesi günleri artık. Bir hafta böyle, bir hafta normal vardiya çalışacakmış. O yüzden ben şimdi hemen kahvaltıdan sonra mutfağı topladım. Üstümü değiştirdim. Pazara gidiyorum. Dolabım bomboş. Pişirecek hiçbir şey yok. Biliyorsunuz çarşamba gidecektim ama gidememiştim. Şimdi önce pazar işimi halledeyim. Daha sonra kahvaltılık alışverişi yapacağım. Bugün sonunu yedik. Peynirdir, zeytindir falan. Böyle yani bugün alışverişler beni bekliyor. Rıza işe gitmeden halledeyim. O çocukların yanında duruyor. Yoksa kayınvalideme bırakacaktım kızları ama o dedi ben 3'te gideceğim. 3'e kadar istiyorsan hallet gel Elif dedi. Böyle yani sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hava burada kapalı, yağacak gibi ama inşallah yağmadan gider. İşimi gücümü halledip gelirim bakalım. Evet şimdi bel çantamı çıkardım. Bununla pazarda rahat ediyorum. Eskiden bakın şu parayla pazar görülüyordu. Ama şimdi ne kadarım var benim? 75 liram var. Şimdi Rıza Beyler'den nakit alayım. Bunun yanına bir 100 daha ekleyeyim anca kurtarır. Kredi kartlarım var. Onları markette kullanıyorum da pazar için mecbur nakit kullanıyoruz. 50 liraya dediğim gibi market görüyorduk. Şimdi nerede? Evet, şimdi artık nakit işini de hallettik. Hadi bakalım bugün 170 liraya neler alacağız? Kahvaltılı marketten alacağım gelince. Hadi bakalım. Pazar yolcusu kalmasın Duru. Çantamızı da takalım. Pazara gidelim. Bir neydi? Ne alalımdı kız o şarkının adı? Pazara gidelim. Bir simit alalım. Heh, sana simit alayım mı gelirken? Hayır. Almayayım mı? Ben tamam, al. Anne ben şarttan dedim. Bir tane simit alalım şimdi. İyi tamam. Hadi bakalım. Baba annem işte şarttan dedim. Evet, dolmuş da geldi Allah'tan. Önce giyim pazarına bir bakalım. Ondan sonra diğer pazara geçeriz. Şöyle bakmadan olmaz. Sweatshirtler 35 lira mı? Şu yeşil ne güzelmiş. Şu da çok tatlı. Güzelmiş kumaşları. Şöyle gecelikler gelmiş, pijamalar. Tabakçı gene yoğun. Ne gelmiş acaba o kadar kalabalık bakalım. Tane 10 lira bakın. Şunlar falan çok güzel. Şöyle tekli kahve sunumları gelmiş. Bakın ne güzel kare seramik tabaklar var. Geçen Yeşim abla çekmişti. Onu da gördüydüm. Şunlar güzel. Tane ne diyor? 5 lira. Oraya girilmeyecek gibi. Ne var acaba? Seçiyorlar. 5 tanesi 10 liraymış kampanya. Onun için bu kalabalık. Bayanların hepsi aynı. Tabak görünce dayanamıyorlar. Gerçi iyiymiş 5 taneye 10 lira. Ben bugün buradan bir şey almayacağım. Öyle bir bakayım dedim. Şimdi direkt pazara gidiyorum. Şöyle bir dolaşmış oldum. Yarın gel abi. Şunu güzelmiş. Soğukta mı giriyorsun? Küçük kardeşim var mı diyor? Atıyor. Ne yapıyor? Vallahi hafta sonu ekmek çıkmayacak dediler ama ekmek var her yerde. O yüzden dönüşte taze ekmek alayım. Demek ki fırıncılar vazgeçtiler grevden. Ekmekleri görünce sevindim yani. Ay Allah'ım.
tepki mi aldılar, ne yaptılarsa ekmekler var yani. Allah'tan fazla almamışım dün de. Allah görünce dayanamadım, bir tane sıcacık simit aldım. Çok sıcaktı. Ha, evet, sen sabahları görüyorsun bizi zaten. Hadi kolay gelsin. Sağ olun efendim. Şimdi pazar alışverişi yapabilirim. Biraz da simit yiyeyim. O kadar güzel ki arkadaşlar. Sıcacık. Vallahi iyi gitti. Neyse, yavaş yavaş pazar yerine doğru gideyim. Marullar çok güzel. Kolay gelsin. Havuç ne kadar? Havuç 4 lira. Bakalım. Karnabahar 7,5. 5 lira. Beyaz lahana. Meyveler nasıl? 5 lira. Elmalar. 6 lira portakal. Bakalım. Kivi ne kadar? 6 lira. Mandalina 3,5. Fiyatlara da bakalım biraz sizle. Brokoli de alacağım. Brokoli benden başka yiyen yok ama 7,5. Şöyle köylü pazarına geldim. Döngel alacağız. Şu güzel görünüyor. İleriye de bakalım. Buradaki döngel nasıl? Bu da güzel gibi. Mancarlar güzel. Şöyle 5 liradan pırasa kestiriyorum. Havuç da alacağım. Marullar nasıl? Salatalık nasıl bakayım? Salatalıklar da güzel. Kayınvalidemin kumanya aldığı yere geldim arkadaşlar. Tonyalılar. Buradan şimdi kuymaklık peynir falan aldım. Zeytinlere bakıyorum. Normalde paşalardan alıyorum ama. Ay çok şükür geldik eve. O trafik neydi arkadaşlar? Rıza'yı o trafiğe soktum ama dolmuşla da gelsem gene ben uzun sürecekti. O birazdan işe gidecek yarım saat sonra. Aşırıydı yani. Soğuk sudan, yani pazarın o taraftan çıkamayacağız zannettik, inanır mısınız? Şöyle omuzlarım ağrıyor, kollarım ağrıdı. Onu bekledim, Level Hastanesi'nin oradan aldı beni. Oraya gelene kadar, neyse işte yoruldum, anlayın siz. Şimdi pazardan aldıklarımı çıkardım, sizlerle paylaşayım. Gelirken markete uğradık kahvaltılık almak için. Onları da hallettik. Paraları harcadık ya artık arkadaşlar. Evet, tam tamına şurada 400 küsür para yatıyor. Önce onu söyleyeyim. Pazara biliyorsunuz 175 lirayla gittim. 170 lirasını harcadım. Daha sonra paşalardan zaten kartla devam ettim yoluma. Şuradan başlayalım. Kumanyacıdan şunları aldım. Şu peyniri biz çok seviyoruz. Kayınvalidem her ay alıyor. Küflü böyle değişik bir kaşar peyniri. Eski kaşar falan değil. Eritiliyordu bu. İnanın adını bilmiyorum. Ona oradaki bir şey tulumu dedi ama anlamadım oradaki beyefendi. Neyse, şöyle kilosu 40 liradan zeytin denedim orada. Bu sefer oradan aldım. Hep paşalardan 49'luktan alıyorum ama bu sefer oranın zeytininden aldım. Güzeldi ama 2 tane yedim. Sonra kuymaklık kaşar aldım. Yarın pazar bizimkilere kuymak yaparım. Bir iki haftadır yapmamıştım. Kumanyacıdan bunları aldım arkadaşlar. Paşalardan da şu kaşar peynirini çok seviyoruz. Başören Çaycuma. Görürseniz mutlaka alın. Yumuşacık bir kaşar. Tadı güzel yani. Sütaş'ın beyaz peyniri. Rıza'nın helvasından aldım Koska. Bir tane şöyle kızlara bal aldım. Şöyle 2 tane makarna aldım. Yaparım onlara birazdan peynirli makarna, tereyağlı. Cici Bebe. Süt var. Yumurta aldım. Evde birkaç tane yumurtam kaldı. Daha sonra şu paşaların sarı bulgurundan aldım. Bu güzel oluyor, sapsarı oluyor. Bir tane piril aldım. Komili yağ indirimdeydi. 4 litre 87 liraydı.
Nerede? Aynen, Komili. Acaba yanlış mı aldım dedim de. 87 liraydı. Rıza şimdi bir tane daha alacak. Keşke dedi iki tane alsaydın. Pahalının ucuzu. İndirirlerken. Pahalının ucuzu aynen. Neyse bir tane daha alacak o işe giderken. Şöyle mandalina aldım. Evde meyvem bu kadar kalmıştı. Onu da ekstra aldım. Rıza çünkü onu peynir gibi yiyor valla. Ekmek aldık ikili. Daha sonra yine döngel aldım. Bazı yerlerde muşmula diyorsunuz. Köhnüyor iyice biliyorsunuz. İçine elma atacağım ben şimdi. Biraz köhnesin. Rıza bunu hatta beklemiyor. Böyle sert sert bile yiyor. Yani bu seferkiler büyük büyüktü. Kilosu 5 liraydı. Pırasa kestirdim. Kilosu 5 liraydı arkadaşlar. Şöyle ıspanak aldım. Çok güzeldi valla. Orada leğenin içinde görünce bir tane böyle köylü pazarında bir abiden aldım. 5 liralık aldım. Lahana aldım bakın. 2 bağ lahana aldım. Bunu 6 lira verdim. Bağı 3 liraydı. Şöyle yağlı marul aldım. 5 liraydı. Daha sonra karnabahar. Tane 10 liraydı. Büyük bir karnabahar aldım. 10 liraya kabak aldım. Kabak fiyatlıydı. Yani şuna 10 lira verdim arkadaşlar. İçinde 6 tane var. Ben yiyorum onu da. Çöpe at kızım, bana verme. Bir tane brokoli aldım. Havuç aldım. Havuç da ne kadarlıktı? 5 liralık havuç aldım. Şöyle küçük salatalıklardan 7,5 liraydı. 10 liralık aldım. Çeri domates aldım. Ay yoruldum arkadaşlar. Yoruldum vallahi. Neyse, alışverişim bu kadardı. Allah bereket versin. Rabbim alım gücü olmayanlara yardım etsin. Onlara daha çok öncelik versin. Yani öyle söyleyeyim, pazar da pahalı, marketler öyle. Zaten son zamanlarda gelen zamları biliyorsunuz. Pazarda bile inanın onu konuşuyorlar. Hani herkes alışveriş yaparken fiyatları da konuşuyorlar böyle birbirleri arasında. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu böyle pazar alışverişi bizim öbür haftaya kadar tamam idare eder. Ama kahvaltılık sürekli alıyorum, görüyorsunuz. Boğazı da nereye kadar kısacaksın? Yani boğazın nesini idare edeceksin? Evde 4 kişiyiz. Arada gelen giden de olunca mutfakta biliyorsunuz pişiyor. Her gün bir şeyler pişiyor yani. Ocak boş kalmıyor. Allah gene bugünlerimizi aratmasın. Bundan aşağı etmesin diyorum. Sözümü burada tamamlayıp gidiyorum çünkü evde hiç yemek yok. Çocuklar aç. O yüzden Elif bir an önce yeme içme işini halletsin. Rıza'yı da işe göndereyim. Ondan sonra sizle buluşuruz zaten. Günaydın. Videomuza pazar gününden devam ediyoruz. Kızlar kalkmıştı. Bir saat oluyor. Ben de yeni kalktım. Saat 11 olmuş. Uyudunuz mu de? Yani uyumadım aslında. Duru 50 kere başıma geliyor ne zaman kahvaltı yapacağız diye. Gözlerim falan şiş bakın. Şimdi hemen çay suyunu koydum. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Karnımızı doyuralım. Ona süt yapmıştım. Sütünü içti ama tabii ondan sonra ağzı boş durur mu? Bir şeyler yiyor. Ben memek yiyeceğim. Yiyeceksin. Şimdi 2 tane mandalina yemiş. Şimdi kahvaltı yapar. Böyle zaten hava kapalı gibi sanki yağacak gibi ama... Bilmiyorum. Ben de acıkmışım biraz. Kahvaltıyı hazırlayalım değil mi Duru? Duru, yardım edecek misin bana? Böyle bir mandalina yemek de yani. Maşallah Duru. Mario tadı güzel oluyor. Ekşi değil biraz tatlı. Ekşi değil mi? Tamam ye bakalım. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Kuymak yapacağım. 2 yemek kaşığı kadar mısır unu kullanacağım arkadaşlar. Biraz da telli peynirden çıkardım. Burada da şöyle 1 kaşık kadar tereyağı aldım dolu dolu. Mısır unu o kadar güzel koktu ki tereyağıyla. Şimdi koyulaşınca peynirleri ekleyeceğim. Altını da kısayım biraz.
atalım. Kahvaltı soframız hazır arkadaşlar. Kuymağımızı da koydum. Şimdi çayları dolduracağım. Rıza'yı da kaldırdık. Yatıyordu hala. Durucuğum, kalem kutuyu bırakıyoruz. Bak, üstünü başını hep çizmişsin. Şimdi kahvaltı zamanı. Onları bırakıyoruz anneciğim. Hayır hayır. Taze ekmeğimizi de Azra aldı geldi. Hadi afiyet olsun. Dur, nasıl özlemişsin kuymağı? Bana diyor ki sen çok alma, onu da ben yiyeceğim diyor. Bana bu kadar verdi. Bakar mısınız? Saat 1'e geliyor arkadaşlar. Evi toparladım. Yeşim abla gelmiş annesigile. Bana Instagram'dan yazmıştı, anneme kahvaltıya geldik Elif diye. Şimdi onu görmeye gidiyorum. Uzun zamandır görmemiştik birbirimizi. Duru'yla birlikte gidiyoruz. Evet. Yaren ablasını çok özlemiş. Azra tabii durur mu? Azra bizden önce koştu gitti. Ben de bulaşığı falan toparladım. Şimdi biz de gidiyoruz bakalım. Biraz oturalım orada görümceciğimle. Ondan sonra da artık evdeyiz bugün. Bir planımız yok. Rıza da evde. Hatta yardım etti bana. Evi süpürdü. Şimdi makinenin içini temizliyor. Siz gidin dedi. Belki o da gelir bakalım. Evet anne. Efendim. Bakalım şurası süreli. Hadi gel karşıya geçelim. Hadi geç bakalım. Geç bakalım minnoş. Onu ben hiç denemedim ama. Karnabahar turşusunu bana dediler lahananın içine at diye. Çok güzel oluyormuş. Denemek lazım ama adam çok denemedik. Abla dedi yarısını atma dedi, bir kavanoza dedi, doldur onu dedi, turşu kur dedi, kes dedi. Yanına havuç falan da kat dedi. Sen dene bakayım, güzel olacak mı? Ha, bir de şey yapacağım, o yarısını turşu yapacağım. Ziyan etmeyeceğim. Biz geleli bir saat oldu, oturduk. Duru şimdi halasını kandırdı, beraber şoka gittiler. Ona sürpriz yumurta aldıracak. Aslında ilk baş gitmek istemedi ama ondan sonra halası dedi, hadi gel ben sana sürpriz yumurta alayım. Baktım bir mızıldanıyor falan. Neyse montunu giydirdim. Beraber şuradaki şoka gittiler. Biz de kahve içeceğiz. Kahve yoktu burada. Yeşim abla dedi ben kahve de alıp geleyim. Beraber bir kahve keyfi yapalım. Zaten çok fazla durmayacağız. Gideceğiz Elif dedi. Onun da çarşıda işi var. Evet, çarşıda işleri varmış. Onu bekliyoruz şimdi bakalım. Hep beraber oturalım biraz daha. Ondan sonra ben de onlar kalkınca eve geçerim artık. Yaren gelemiyor. Yaren'in dersleri yoğun. Aynen. Şimdi yine test kitabı alacakmışlar giderken, eğer açık bulabilirsin. Şöyle kahvelerimiz Yeşimli Günler'in elinden. Bugün artık uzun zaman sonra birer kahve keyfi yapalım. Epeydir görüşememiştik. Saati 5.30 yaptık. Bize eve geleli bir saat oldu sanırım. Yeşim ablalarla birlikte kalktık. Onlar da artık eve gittiler. Telefonları hiç elimize almadık vallahi. Oturduk, sohbet ettik. Epeydir de görüşmemiştik yani. Kahvelerimizi içtik. Sonra çarşıya indiler onlar. Oradan da işlerini halledip eve çıkacaklardı. Ben de geldim. Hiç yemek yoktu. Bugün fırsat olmadı. Çorbam vardı sadece. Hemen şöyle peynirli bir makarna yaptım. Az önce karnımızı doyurduk. Biraz başım ağrıyor. İlaç aldım. O geçsin. Yengemlere çıkmam lazım. Dayımlara. Nasipse bu gece kuzenim askere gidiyor. Geçen söylemiştim. Dayımın bir oğlu var zaten. Bir de kızı var. Mustafa'mızın askerlik zamanı geldi. Bedelli yapacak, bir ay yapacak ama bir ay da olsa tabii ki bir Allah'a ısmarladık diyelim. Kaç gündür görmedim onu, en son gittiğimde evde yoktu. Onunla bir vedalaşayım. Yengem diyor saatler yaklaştıkça üzülüyorum tabii ki diyor. Hani bir ay kısa bir süre ama diyor Allah inşallah hayırlısıyla tezkeresini almayı nasip etsin. Sağ salim ailesine kavuştursun bakalım. Burdur'a gidiyor. Burdur'da yapacak askerliğini. Gece 4'te arkadaşlarıyla birlikte yola çıkacaklar. Arkadaşlar onu yalnız bırakmamış. Onu teslim edip öyle gelecekler. O yüzden sabaha karşı dedi yola çıkacaklar dedi. Ben de dedim akşam üstü gelirim, vedalaşırız.
Evde bulmak zor. Her gittiğimde dışarıda oluyor. Genç çocuk eve geç geliyor zaten. Arkadaşlarıyla daha çok dışarıda vakit geçiriyor. Geçen gittiğimde yoktu. Yakalayamamıştım. Ama bu akşam inşallah yakalarım. Evdedir diye düşünüyorum. Ailesiyle vakit geçiriyordur. Biraz baş ağrım gitsin. Oraya çıkayım. Çok durmayacağım orada. Bir iki saat durur. Gelirim artık. Böyle arkadaşlar. Şimdi ilaç almaya geldim mutfağa. Hemen bir arkesçi içeyim. Birazcık koltukta uzanayım bakalım. Eve dönüyorum artık. Saati 8.30 yaptık. Yengem bana böyle pilea çiçeği verdi. Evde de gösteririm size. Eve gelir gelmez Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Uyku saati gelmişti. Yengem benim için pilea çiçeği çoğaltmış. Yolda göstermiştim size. Böyle bakın bana verdi. Bu Arap saçının yanına koydum. İkisi burada dursunlar bakalım. İnşallah onunki kadar kocaman olur. Onunki çok güzel oldu çünkü. Bu akşam Yargı'nın yeni bölümü vardı. Ona da yetiştim. Duru da uyumuş oldu. Artık veda etmeye geldim. Yengemlerde çok durmadım. 2 saat falan oturdum. Çay içtik orada. Daha sonra Mustafa'yı uğurladık. Onlar böyle ailecek sarılınca ben de bir kötü oldum. Aslında 25 gün yapacak askerliğini ama yine de adı asker işte. Hiç ayrılmadılar bu zamana kadar. O yüzden yengem bayağı bir kötü oldu. Neyse Rabbim hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin herkese. Yani eğer askerde yakınlarınız varsa Allah hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin sizlere de. Böyle arkadaşlar, 2 günü birlikte geçirdik bakalım. Yarın kısmetse yine görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.